Başlayalım mı? Hoş geldiniz. Bugün Cevat Çapan'dan eğitim yıllarına ilişkin anılarını, düşüncelerini dinleyeceğiz. Eğitim yılları deyince edebiyatta tabii benim aklıma hemen Gorki'nin Benim Üniversitelerim kitabı geldi. Bu kitapta bir dönemin efsane kitaplarından birçok kuşağı etkilemiş bir kitap. Tabii gerçek bir üniversite eğitimi değil de çalışma hayatında, toplumsal mücadelede geçirdiği ve öğrendiği şeyleri anlatıyor Gorki. Ortak arkadaşımız Fethi Naci de haftada bir buluştuğu meyhane arkadaşlarıyla hep ciddi konuları konuşurdu. Edebiyat tartışırdı, sanat tartışırdı. Gorki'nin bu kitabından esinlenerek Benim Meyhanelerim diye bir kitap yazmayı düşünüyordu. Yani hem işte gittiği meyhaneleri anlatacak hem de o meyhanelerde kimlerle hangi konuları tartıştığını. Fakat bu şeyi gerçekleşmedi onun. Fakat bu tasarısı gerçekleşmedi ama onun başlattığı cuma toplantılarının adı bir süre sonra Akademi Cuma'ya çevrildi. Edebiyatta yetişme yıllarına ilişkin kitapların gerçekten özel bir yeri var. Şimdi Flaubert'in duygusal eğitimini anabiliriz belki. Cemal Süreya onu gönül ki yetişmekte diye çevirmişti. Ve Flaubert o kitabı için benim kuşağımın duygusal tarihidir diye bir tanım kullanır. Tabii Almanlar her işte olduğu gibi bu eğitim kitapları diyebileceğimiz kitaplarda da çok ciddi davranarak edebiyat içinde bunu ayrı bir tür olarak nitelediler. Bildungsroman diye ve bu türün ilk kitabı olarak da Goethe'nin Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları kitabını görürler. Bu kitapta Goethe işte kendi yetişme yıllarını anlatır. Ama bunları anlatırken de aslında kitabın temel sorunu da bir Alman ulusal tiyatrosu nasıl şekillenebilir? Çünkü o zaman düşünün Almanya diye bir ülke yok henüz. Küçük küçük onlarca prenslikten oluşan bir topluluk. Fakat bu tür Alman edebiyatında 20. yüzyıla kadar sürdü işte Thomas Mann'ın Büyülü Dağı, sonra Hermann Hesse'nin Demian'ı, Günter Grass'ın Teneke Trampeti'ne kadar bütün bu romanlar, gençlik, öğrenim romanları diyebileceğimiz romanlar bu tür içinde sayıldı. Ben sözü Cevat abiye vermeden önce onun bir şiirini okuyayım. Soluk soluğa. Uzun, karanlık bir çığlığın da ardına düşebilir insan. Titrek, eğri büğrü bir yazının çağrısına da uyar. Bırakıp her şeyi döner. Aşk bir buluşmadır çünkü her zaman gecikmiş bir buluşma. Bitmeyen bir kavuşmadır da aşk. Araya her zaman bir şeyler girer. Bazen kendi sevincinin kanat gölgesi, bazen nabzın hızı, yüreğin titreyişi. Tüylerin telaşıyla besleniyor gibidir. Araya her zaman bir şeyler girer. Çalışma saatleri, karşılıksız sorular. Nereden bilebilir insan bunların hepsinin de aşk olabileceğini?
Çoğu kez aldatıcıdır da bakarsın herkes onun askeri, onun şehidi. Oysa aşk hiçbir zaman bir yarış değildir ki. Bu yüzden yanılır hep sayın muhbir vatandaş, köftehor okur, arsız yetkili, sararmış bir fotoğraf olarak da çıkabilir karşına, borulu bir fonograf kılığıyla da. Bakarsın ona da dadanmış gündelik hayatın sosyolojisi. Yeniden duyulur bazen o uzun ve karanlık çığlık, çağıran o titrek yazı yeniden belirir. Çünkü aşk en eski köprüsüdür Balkanların, en eski. Söze girerken bir takım romanlardan söz etmemin nedeni aslında şuydu. Ben Cevat abiyi ne zaman dinlesem dimağımda her zaman çok güzel bir roman okuyorum, izlenimi kalıyor. Şimdi gene böyle bir ziyafetle baş başa bırakıyorum sizleri. Hayatım bir roman değil. Herkesin hayatı bir roman olabilir. Bir de son zamanlarda nehir söyleşisi modası çıktı biliyorsunuz. Sık sık seninle bir nehir söyleşisi yapalım diye teklifler alıyorum. Reddetmek zorunda kalıyorum utancımdan. Çünkü o kadar güzel şeyler yaşadım ki utanıyorum. Bunları anlatırsam sanki övünüyor gibi olacakmışım gibi geliyor bana. Çünkü geçen konuşmamda ilkokul günlerinden söz etmiştim. Ve ilkokulun bile ne kadar heyecan verici, besleyici, bizi hayata hazırlayan bir uğraş olduğunu anlatmaya çalışmıştım. 1945'te ilkokul bitti. İkinci Dünya Savaşı bitti. Darıca'da hayat artık sona erdi. İstanbul'a yeni bir okula gitmem söz konusuydu. Ve okulları bir çeşit birlikte yaşama sanatı diyebilirim belki. Birlikte yaşamayı öğrenme uğraşı olarak tanımlarsak eğer, bizi birlikte yaşamaya hazırlayacak bir okul hangisi olacaktı acaba? Tabii amcam Galatasaray'ın müdürünü tanıyormuş. İşte, çocuğu Galatasaray'a veririz dedi. Babam da maceraperest bir köylü. Yani köyden çıkıp sonunda 24 yıl Küba'da bir maceraperest olarak yaşamış biri. Oradan döndüğü için dünyayı daha iyi bildiğini sanıyordu ve benim ya İngiliz ortaokuluna yahut Robert Koleji'ye gitmemi daha uygun görmüş olacak ki bunlardan birine verelim dedi. Çocuk dedi oradan ya Oxford'a ya Cambridge'e gider yahut da Harvard'a gider filan. Böyle şeyler düşünüyorlar. Allah'ın köylüsü yani Abdülhamit zamanında Kemah'ın Pekeriş köyünden yola çıkmış. Ermeni arkadaşlarıyla İstanbul'a babasının kuru kahveci dükkanına gelirken yolda o Ermeni arkadaşları durmadan Amerika Amerika diye doldurmuşlar kafasını. O da babasıyla anlaşamamış. 1900'ün başlarında para biriktirmiş. Amerika'ya gideceğim diye yola çıkmış. Sonra kendini Hollanda Güyanı'nda bulmuş. Oradan bir yolunu bulup Küba'ya geçmiş işte Santiago'nun, sonra Havana filan. Yani dünyayı görmüş, birden o köylülükten sıyrılmış, İspanyolca öğrenmiş filan falan. Şendol'u seyretmiş orada o Havana'nın eğlenceli yıllarında. Yani benim için daha iyi şeyler düşünüyor. Ve sonunda beni Robert Koleji'ye verdiler. Ben böyle Taşla'dan gelmiş bir tıfıl oğlan geldim Robert Koleji'ye, girdim. İngilizce öğrenmeye başladık. Harika yani yeni bir dil öğreniyoruz. Ve dünyayı tanımaya başlayacağız. Yatılıyım. Bir sürü çok ilginç arkadaşlar var. Çoğu büyük şehirli.
daha görgülü ailelerden gelen insanlar. Herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Fakat birden okulun ilginç bir okul olduğunu farkına vardım. Yani başka okullara benzemeyen bir tarafı var. Yani dersler düzgün gidiyor, gayet iyi çalışıyoruz, öğreniyoruz. İyi öğretmenlerimiz çok iyi. Fakat cuma geceleri, yani yatılıyız, o sıralarda cumartesi günleri de ders yapılırdı. Cuma geceleri misafir gecesi yapılıyor. Yani öğrencilerin akşam yemeklerinde bir takım başkaları geliyor bizlerle yemek yemek için. Bu bazen öğrenci velileri oluyor. Bazen arkadaşların kız kolejinde okuyan ablaları oluyor, daha büyük ablaları oluyor. Onların ailelerinden birileri oluyor. Yahut önemli bir takım bilim insanları, şeylerin tanıdıkları, öğretmenlerimizin tanıdıkları. O okulun önemsediği bir takım yazarlar oluyor. Yemekten sonra da onlara bir gösteri düzenliyor öğrenciler. İşte herhangi bir şey çalan, enstrüman çalan, piyano çalan bir piyano resitali veriyor yahut başka bir şey çalıyor. Bu arada bizim öğrencilerden Mahmut Dayı diye bir arkadaş vardı. Her şeyi çalıyordu. Balalayka bile çalıyordu. Ondan çok yararlanıyorduk ve onunla ayrıca bir takım skeçler yapmayı da denemeye başladık. Çünkü İstanbul'a gelir gelmez benim bu olağanüstü okuldan öte bir takım İstanbul'un özelliklerini de keşfetmeye başlamıştım. Yalnız okul değil, bir de İstanbul gibi bir olağanüstü şehirde yaşamaya başlamıştık. Ve bu şehirde tiyatrolar vardı, sinemalar vardı, gazinolar vardı. Yani diyelim ki gazinolarda Safiye'yi bile dinlemeye gidebiliyorduk. Yahut Hamiyet Üçesi'si dinliyorduk Büyükdere'de, Beyaz Park'ta. Yahut Bomonti'de Zaza Dalması bile seyrettiğimi hatırlıyorum. Küçücük bir çocukken, yani ortaokulun başında. Ama tiyatro çok daha önemliydi. Yani ben geldiğim ilk yıl şehir tiyatrosunun her Ekim ayında bir Shakespeare oyunuyla açıldığını öğrendim. Ve o yılda Atinalı Timon oynuyordu. Hemen biletler alındı. Yani benim girişimimde işte annemi götürdüm filan. Ve Atinalı Timon'da Talat Artemel oynuyordu. Yani o dönemin en önemli oyuncularından biri. Talat Artemel, Galip Arzan, Hadi Hün, Samiye Hün, böyle çok önemli bir takım o zamanın oyuncuları. Dram kısmında Shakespeare ile başlıyordu. Komedi kısmında da genellikle bir komedi oluyordu ve o yıl tesadüfen Goldoni'nin Meraklı Kadınlar diye bir oyunu vardı. Ben hiçbirini kaçırmıyordum. Yani her hafta sonu cumartesi, pazar tatilde o oyunları da izleyerek tiyatro kültürümü geliştirmeye başladım. Yani öyle bir merak. Tabii okulda da küçük çapta böyle cuma geceleri takım skeçler yapıyoruz. Aynı zamanda ses opereti diye müzikli oyunlar oynayan bir yer vardı. Yani bu Sururi kardeşler, Cemal Sururi, Celal Sururi, Toto filan gibi oyuncular o sırada orada oynuyorlar. Derken Muammer Karaca diye çok ünlü bir oyuncu ses tiyatrosunda Fuar Yıldızı diye bir gene müzikli oyun oynadı. Bunların hiçbirini kaçırmıyorduk ve onların benzerini yapmaya çalışıyorduk. Tabii Atenalı Timon'u değil ama ses tiyatrosundaki daha komik şeyleri benzerini işte taklitler yaparak filan o gelen seçkin misafirlere oynamaya çalışıyorduk. Yani okulun böyle eğlendirici bir tarafı da vardı. Yani hem derslerde çok zevk alıyorduk, çok yani yeni bir dil öğreniyorduk. Hatta
yani İngilizcenin dışında Türkçe dersi de çok eğlenceliydi. Geçen konuşmamda Beethoven'den bahsetmiştim mesela. Beethoven niçin Toven soyadını almıştı? Beethoven'i sevdiği için. B. Toven diye adını yazdığı zaman kendini Beethoven olarak görüyordu. Derken okulun başka bir özelliğinin farkına vardık. Okulun yani orta bölümün müdürü Robert Allen adlı bir adamdı. Sakal Allen derdik, sakalı vardı, böyle kırmızı bir sakalı vardı. Ve bu adam tipik bir Amerikalı öğretmen değildi. Dünyayı az çok tanıyan, yani İran'da bulunmuş, Uzak Doğu'da bulunmuş ve bir eğitimci yönü olan bir adamdı. Baktık, okulda muhakeme kurmuş öğrencilerden üç hakim, yargıç, bir mübaşir. Öğrenciler arasında herhangi bir anlaşmazlık olursa onlar mahkemeye başvuruyorlar ve bir dava nasıl görülür, bunun uygulamasını orada yaşıyorlar. O da ilginç bir şeydi. Yani adalet kavramının tanınması için kim haklı, kim haksız, kim suçlu, kim değil, kim masum, bunların anlaşılması için nasıl bir tartışma yapılır, nasıl karar verilir, bunu o yaştaki insanların bile anlayabileceği bir düzeyde yaşanmasını sağlıyordu. Bunun dışında bir tasarruf bankası olduğunu, yani öğrencilerin yönettiği bir tasarruf bankası olduğunu öğretti bize. İşte herkes 3-5 lira bir haftalık alıyordu ve bu haftalığın bir kısmını bankaya yatırdığı zaman semestr sonunda işte belli bir faizle paranız birikmiş oluyordu filan. Yani böyle bir paranızı bankaya yatırma usulü de öğretilmiş oluyordu. Bu biz hazırlık birinci sınıftayken bizden iki sınıf büyük abilerimiz işte yargıç olarak bu işi yaptılar. Sonra onlar üst sınıflara geçince orta bir de bu iş bize düştü. Biz de onun benzerini yapmaya çalıştık. Yani o uygulamayı biz de öğrendik. Derken orta 3'e geçtiğimiz, orta 2'ye geçtiğimiz zaman temyiz mahkemesi de kuruldu. Yani sanki bir küçük mahkeme yetmiyormuş gibi o mahkemede anlaşamayan arkadaşlar temyize başvuruyorlardı ve temyizde dava yeniden ele alınıyordu. İkinci sınıfta temyiz başkanı olarak ben bir olayı hiç unutmuyorum. Çünkü avukatlık da söz konusu oldu. Orada bazı arkadaşlar ben avukatlık da yapacağım dedi. Ve bir alt mahkemeden bir dava temyize geldi. Ve bu ikinci davada, temyizdeki davada Herman Kamparosyan diye bir arkadaş, davacı, Türk Ceza Kanunu'nun bir takım maddelerini araştırmış. Yani o maddelerle çıkıp şey yapacak, davayı iddiada bulunacak. Benim ödüm kopuyor şimdi. O maddeleri nereden bileceğim ben? Yani kimse bilmiyor. Sanık arkadaşın da avukatlığı da Beklen Algan üstlendi. Aynı sınıftayız. Aynı yatakhanedeyiz. Şimdi yatakhaneden mahkeme salonuna giderken tabii kravat takıyoruz, ceket falan giyiyoruz bilmem ne. Cübbe yoktu daha galiba. Baktım Beklen bir uyduruk bir çanta bulmuş. İçine jimnastik ayakkabıları koymuş. Bir gözlük taktı kendisi, gözlük kullandı. Ben dedi, Faruk'un dedi avukatı olarak bu davada katılacağım dedi filan. Dava başladı. Herman Kamparosyan o ceza kanunundan
sunturlu bir takım sözleri, maddeleri okuyarak şey yaptı filan. Ben de ödüm kopuyor şimdi ne cevap vereceğim yani şey nasıl sanık yahut avukat neler söyleyecek filan diye. Mehlan söz savunmamın dedim. Mehlan böyle Vittorio De Sica'nın filmlerdeki avukat rolünü oynadığı gibi gayet şey bir jestle kalktı, gözlüğünü taktı. Efendim dedi, Fransızların bir sözü vardır dedi. Seten pötü aksidan, yalan söylüyor Bay Kamparosyan. Çık dışarı dedi. Hemen kovdum bunu. Çünkü yani devam etse hepimiz kahkahadan kırılacağız ve dava şey olacak. Neyse o gayet süktüm püktüm çıktı şey olmuş gibi. Rolünü oynamış gibi. Yani böyle temiz mahkemesi olayını da yaşamış olup ne olduğunu öğrendik. Üçüncü orta üçe geldiğimiz zaman bizim Mr. Allen dedi ki bir parlamento olması gerekir dedi. Bir parlamento kuracağız dedi. Yatakhaneden herkes temsilci seçecek. Gündüzlü öğrencilerin de temsilcileri olacak. Ve parlamento seçimler yapıldı. Yani seçimlerin nasıl yapılacağını öğrendik. Gizli oy, açık tasnif filan gibi şeyleri. Nasıl söz alınır? Söz alanı nasıl desteklenir filan? Nasıl sonra oylanır filan? Tabii bir de kabine olması gerekiyor. Kabine kuruldu. Şimdi mesela kırık dökük bakanı var. Çünkü camlar kırılıyor, top şey yapıyor filan. Ama şey de var, Dışişleri Bakanı var. Çünkü o yıllarda kız kolejiyle ilişkilerimiz de başlıyor. Yani onlar bir takım etkinliklerde bulunuyorlar, bizi davet ediyorlar. Biz bir takım etkinliklerde bulunuyoruz, onları davet ediyoruz. Bu iş içinde bir Dışişleri Bakanı lazım. Tabii en bu işe yarayacak arkadaşı bulduk. Onu Dışişleri Bakanı yaptık. Adalet Bakanı falan yani bütün bakanlıklar da var. Her şey günü, cuma günü işte belli bir saati, çarşamba günü falan, öğleden sonra parlamento toplanıyor ve bir takım kararlar, bir takım öneriler, bir takım destekleyenler, karşı çıkanlar, tabii muhalefet de belirdi hemen, oluştu. Bunu uyguluyoruz yani bir demokratik bir şey yapma nasıl yapılır? Bunu öğreniyoruz orada. Tabii bu duyuldu şehirde ve gazeteler şeylerini gönderdiler, muhabirlerini gönderdiler. Röportajlar yapıldı. Gazetelerde işte bu okulda böyle bir parlamento denemesi yapılıyor, bu okulda bir mahkeme denemesi yapılıyor filan diye. Ve bunu böyle ayrıcalıklı bir okulun etkinliği olarak görülmesin diye Mr. Allen Yenikapı Ortaokulu'ndaki İngilizce öğretmenini bulmuş, onunla anlaştı ve Yenikapı Ortaokulu'yla biz ortaklaşa bu etkinlikleri paylaşmaya başladık. Yani onlar da benzerini yapmaya başladılar. Biz onlara gittik, onlar bize geldiler filan. Çok şey öğrendiğimizi sanıyorum. Yani birlikte yaşama dediğimiz sanatı ya birlikte yaşama düzenini öğrenmekte Mr. Allen'ın bu girişimi bizim için çok yararlı oldu. Yani bir öneri nasıl şey yapılır, dile getirilir, o nasıl desteklenir, nasıl oylanır, nasıl karşı çıkılır, nasıl tartışılır birlikte yani yaşayan insanlar. Bizi hayata hazırlayan, yani dersler dışında bizi hayata hazırlayan bir takım etkinlikler. Bu yetmiyormuş gibi Mr. Allen her bahar tatilinde, yani Nisan ortalarında 15 günlük bir bahar tatili olurdu. Orta birdeyken bizi Ankara'ya götürdü. Yani gitmek isteyen öğrenciler varsa Ankara'ya gideceğiz işte şey Toros Express'e bindik herhalde gündüz gitmek için. İşte o bütün şeyleri düzenlerdi. Yani nerede kalınacak, hangi otelde kalınacak, nerelere gidilecek.
Ve ilk 1947 Nisan'ında Ankara'ya gittik ve Ankara'da görülmesi gereken her yeri görmeye başladık. Etnografya Müzesi, radyo evi, işte yetiştirme enstitüsü filan, hayvanat bahçesi, paraşüt kulesi. Fakat bir de Çankaya'ya İsmet İnönü'yü ziyarete götürdüğümüzü. Yani İsmet Paşa bizi çaya davet etmişti. Gittik orada işte bize çay ikram ettiler. Ve kütüphaneyi gezerken çocuklar dedi, kitaplara fazla şey yapmayın dedi. Kitaplara zarar vermeyin dedi. Çok kıymetlidir dedi. Böylece İsmet İnönü'yü de evinde Çankaya'da ziyaret etmiş olduk. Böyle tabii Ankara'yı görmeyenler Ankara Kalesi'ni görmüş oldular. İşte 19 Mayıs stadyumu vardı. Orayı, hipodromu gördüler. Gençlik Parkı'nda yüzme havuzu vardı. Orayı gördüler. Çiftliği gördüler. Yani Ankara'yı böylece ilk defa bir yolculuk yaparak da hayata hazırlanma imkanı vermiş oldu. Ertesi yıl 48 Nisan'ında Yunanistan'a gidelim dedi Mr. Allen. Ve iç savaş yeni bitmiş şeyde Yunanistan'da. Bayağı kıtlık var. Şimdi okulun en hoş taraflarından biri de öğrenciler arasında Rum, Ermeni, Yahudi arkadaşlar da var. Yani onlarla da böyle çok dostça, arkadaşça ve eşit insanlar olarak bir şey yaşıyoruz, bir dostluk yaşıyoruz, bir arkadaşlık yaşıyoruz. Tabii Yunanistan'da akrabası olan Rum arkadaşlar vardı. Onlar hemen Yunanistan'daki akrabalarına erzak paketleri yaptılar. Bandırma'ya, vapurla Bandırma'ya, Bandırma'dan trenle İzmir'e gittik. Bir gece İzmir'de kaldık. Ertesi gün Çeşme'den motorla Sakız'a geçtik. Sakız'da öğle yemeği yedik güzel bir lokantada. Oradan da akşam Heliopolis adlı bir vapurla Pire'ye hareket ettik. Artık İngilizce konuşur haldeydik yani çoğumuz. Ve vapurda ben bayağı bir yedek subaydan terhis edilmiş bir Nikolaidis diye birisiyle arkadaşlık kurdum ve konuşuyoruz. Sonra mektuplaştık daha sonraki yıllarda. Yani bayağı arkadaş olduk. Pire'den Atina'da Minerva Oteli'ne gittik. Minerva Oteli'nde bir iki hafta önce Beşiktaş Futbol Kulübü Yunanistan'a gitmiş. Oteldeki bütün çalışanlar Şükrü'yü, bilmem Beşiktaş'ı, işte Vedi'yi falan hepsini tanıyorlar. Onlarla hemen biz oradayken de milli takım geldi. Galatasaray'dan Bülent Eken işte sanıyorum Cihat bile vardı Fenerbahçeli Cihat. Selahattin Torkal falan. Yani o zamanki milli takım aynı otelde kalıyoruz. Bizim tabii biz futbol maçını seyretmek için orada değildik. Yunanistan'da görülecek işte tarihi yerleri göreceğiz. Atina'yı, işte şeyi, Akropol'ü. Oradan mesela ilk defa operaya Atina'da gittik. Yani o grup. La Bohème'i seyrettik mesela şeyde Atina'da. Yine otobüslerle Sunyon'a gittik. Sunyon burnunda bir Poseidon tapınağı var. Ve Sunyon'da mitoloji diye bilenler hatırlayacaklardır. Teseus Girit'te Minotor'u öldürmek için gider ve öldürüp dönerken eğer başarılı olmuşsa beyaz yelken takacak gemisine. Öldürmemişse siyah yelkenleri değiştirmeyi unutmuş. Babası da onu başarısız olduğunu görüp kederinden kendini atıyor denize. O yüzden de Egeus adı adamın intiharı üzerine o denize Ege Denizi deniyor. Bunu da orada öğrenmiş olduk.
Böyle uygulamalı bir yolculuk bu. Oradan Korent'e gittik. Korent'te işte Korent kanalını gördük. Korintos şehrine. Tabii Korintos'a gidince Kral Oedipus'un hikayesi canlanıyor. O anlatılıyor. Yani şeyi Laios'la Iokos'la oğullarının oğulları doğunca kahinler bunun babasını öldürüp annesiyle evleneceğini söyleyince dehşete kapılıyorlar ve çocuğu çobana verip götürüp dağda bırakmasını şey yapıyorlar. O da başka bir çobana veriyor. O çoban da Korintos kralına veriyor. Oradan işte daha sonra kaçıyor Oedipus da öğrenince kehaneti. Yani o hikayeyi de böylece öğrenmiş olduk. Yani hem yolculuk yapıyoruz, birçok şeyler öğreniyoruz, yerinde öğreniyoruz, yaşayarak öğreniyoruz belki ne kadar, işte o yaşta ne kadar yaşayabilirsek. Fakat bu yolculuklar müthiş bizi hayata hazırlayan, yani dünyayı daha iyi tanımamızı, dünyanın nasıl bir yer olduğunu, dünyada başka insanların nasıl davrandıklarını, neler konuştuklarını, nasıl yaşadıklarını görmemizi sağlıyordu. Yani mesela Atina'da dolaşırken Omonia meydanında dolaşırken bir takım yaşlı kadınlar Osmanlılar gelmiş diye bizim Türkçe konuştuğumuz Osmanlılar gelmiş diye böyle laflar ettiler. Bizim ya demek biz Osmanlıymışız da farkında değilmişiz diye düşünmüştük. Böyle birçok ilginç şeyler yaşadık. Mesela o erzak götürdüğümüz Tanaş diye bir arkadaşımız oradaki akrabalarına bayağı bir küçük sandık dolusu yiyecek götürmüştü. Onun adresiyle onu aradık Tanaş'ta ikimiz. O sırada tramvay da vardı şeyde Atina'da. Ve dolaştık epeyce yolumuzu kaybettik. Sonra bulduk. Adam bizi bir kahveye götürdü. İşte şey ısmarladı. Macun şeyi vardır ya Yunanlıların, İngilizlerin de vardır yani. Ondan ikram etti filan. Yani böyle bir hoşluk da yaptık. Yani bir aileyle de tanışmış olduk. Ve sonunda Yunanistan hikayesi böyle bitti. Ertesi yıl artık biz ortaokulu bitirmiştik. Yani orta 3 bitmişti. Lise 1'e geçmiştik. Fakat Mr. Allen kendi ortaokul bölümündeki orta üçleri İtalya'ya götürmeye karar vermiş. Biz de eski öğrencileri olarak size dedi, içinizden gelmek isteyen varsa sizi de götürelim dedi. Böylece 49 ya 50 yılında İtalya yolculuğu, yani uçakla Roma, artık La Bohème'den sonra La Traviata'yı da seyretme imkanı oldu orada. Tabii onun dışında St. Paul, Sistine Chapel, Michelangelo şeyleri, Kolezyum, yani Roma'da görülmesi gereken ne varsa onları gördükten sonra bir otobüsle Siena'dan geçerek, Siena ile tanışarak Floransa'ya gittik. Tabii Floransa'da Arno'ya bakan bir otelde kalıyoruz. İşte Uffizi Galerisi'nde. O zaman kuyruklar yoktu. Şimdiki kadar kalabalık değildi Uffizi'yi gezmek isteyenler. Rahat rahat Uffizi Galerisi'ndeki bütün o güzel olağanüstü resimleri seyrettik. İşte katedrali gördük. Yani şeyde Floransa'da görülmesi gereken ne varsa gördükten sonra Pisa'ya gittik. Kulede fotoğraflar çektirdik. Şey yapmadan, düşmeden. Ve tekrar Roma'ya döndük. Roma'dan Napoli'ye, Napoli'den vapurla bu sefer. Tabii Napoli'de tabii orada da şeyi Gluck'un Orfeo operasını seyrettik, dinledik. Pompei'ye gittik filan. Yani böyle bir şey.
Yani Evliya Çelebi'nin kıskanacağı bir takım yolculuklar. Ve bu yolculuklardan öğrendiğimiz, edindiğimiz, aldığımız zevkler dışında öğrendiğimiz şeyler bizim hayatımızda unutamadığımız şeyler. Yani aradan 70 yıl geçtiğini sanıyorum. Hepsi belleğimde aynı renklerle solmadan yaşıyor. Ve tabii Mr. Allen gibi bir öğretmenle, sadece öğretmen değil yani bir eğitmen, bir eğitici insanla birlikte yaşamanın ne kadar önemli olduğunu. Şimdi tabii giderken, Darıca'dan, ilkokuldan giderken bir taraftan da ama sakın gavur olma, o Hristiyanların işte şeylerin okuluna gidiyorsun, Amerikan okuluna gidiyorsun, bunlar seni şey yaparlar falan gibi öyle şeyler, öğüt verenler de oluyordu. Öyle bir şey de olmadı yani. Namaza bu nedenle mi başladınız acaba? Efendim? Namaza bu nedenle mi başladınız acaba? Evet. Bir de namaz hikayesi var, onu da anlatayım. Şimdi Robert Kolej son derece alafranga bir okul yani herkes. Ya biz Müslümanız, şu nedir bu Müslümanlık falan diye bir Genç Müslümanın Kitabı diye bir kitap buldum. Tüm sureleri öğrendim ve namaz kılmaya başladım. Gece tabii 9'da 10'da falan yatılıyor yani. Yatsı namazı için benim kalkıp işte abdest alıp namaz kılmam. Ve koridorlarda bu Amerikan hocalarla karşılaşıyoruz. Namaz sör, abdest sör diyor. Deyince onlar önümde saygıyla eğiliyorlar falan. Neyse 1-2 yıl devam etti bu. Ben öğreniyorum nedir bu hikaye diye. Bir takım camilere de gitmeye başladım. Yani merak ediyorum. Mesela Süleymaniye'yi, Eyüp Sultan'ı, Sultanahmet'i filan. Yahut Bursa'ya gitmişsem muhakkak Hüdavendigâr'da gidiyorum. Ulu Cami'de, Gelişir'de filan. Yani bu işin kültürünü de bayağı edindim. Sonunda lise 1'de çok kıt not veren bir tarih öğretmenimiz vardı. Benle de arası çok iyi bir öğrenci olduğumu sanıyorum. O yüzden benle bir sıkıntısı yok. Fakat bir arkadaş dedi ki, efendim dedi, siz bu çapanı dedi çok seviyorsunuz. O dedi 5 vakit namaz kılıyor biliyor musunuz dedi. Öğretmen hiç telaş etmedi. Yavaşça geldi. Kitap okuyor musun dedi. Evet, geçer dedi. Hakikaten geçti. Yani. Bir sürü sene. Ha, bu arada daha şeydeyken yani orta iki, orta üç. Şişli Camisi yeni yapılıyor. Kubbe daha kapanmamış. Ramazan'da teravih namazına gidiyorum. Babamla çıkıyoruz evden. Babam beni caminin önüne kadar getiriyor. Git bakalım Allah'ı kandırabilecek misin diye beni bırakıp kendisi eve dönüyordur. Fakat çok da güzel yani yıldızların altında. Sonra cemaat de bayağı ilginç bir cemaatti. Bir gece Saadettin Kaynak kıldırıyor Sultanahmet'in imamı. Bir gece Ağa Camii'nin imamı Rahmi Karaca kıldırıyor. Ve cemaat arasında da Vasfi Rıza ile Necmi Rıza var. Onlar da şeyde Ramazan'da teravih namazını kaçırmıyorlardı. Neyse tarih öğretmeninin dediği gibi geçti bu hastalıkta. Ve lisede tabii başka bir dünya başladı. Yani daha dünyayı daha geniş bir açıdan görme olanağı veren derslerle karşılaştık. Daha ortaokuldayken, orta üçte Odisea'yı okumuştuk. İngilizce Edwin Rio adlı bir çeviriden, düz yazı bir çeviriden, manzum değil ama düz yazı bir çeviriden Odisea'yı okumuştuk ve Binbir Gece Masalları'nı okumuştuk şey olarak, İngilizce'de
okuma kitabı olarak. Tabii ikisi de çok ufuk açıcı kitaplar bunlar. Lise 1'de hem mitoloji dersi başladı. Yani bayağı Edith Hamilton'un bir mitoloji kitabı vardı. Daha sonra Ülkü Tamer onu Türkçe'ye çevirdi. Fakat İngilizcesinden okuyoruz. Bir de İlyada'yı bu sefer, yani önce Odysseus'u sonra İlyada'yı okuduk. Ama en azından bu önemli kitaplarla ortaokul ve lise yıllarında tanışmış olduk. Bir de bu arada çok ilginç hocalarımız vardı. Yani mesela lise 2'ye geçtiğimizde Amerikan Edebiyatı okutan Profesör McNeil diye bir öğretmenimiz vardı. Bu Profesör McNeil epeyce yıllar önce Türkiye'ye gelmiş. Amerika'dan gelirken de vapurda Muhsin Ertuğrul'la tanışmış. Yani o yüzden Türkiye'de kimlerden neler öğreneceğini bilen birisi. Çok iyi bir müzisyendi. Yani Amerikan Edebiyatı dışında lise 3'te Shakespeare ve müzik tarihi dersleri verdi bize. Müthiş bir plak koleksiyonu vardı. Yani müzik tarihi dersi verirken diyelim ki Palestrina'dan başlayıp işte şeye kadar, yani o yıl Richard Strauss'a kadar bütün klasik batı müziği tarihini şeylerle, örneklerle, yani plaklı evindeki plaklarla, ya evinde verirdi bu dersleri yahut derse o plakları getirir, derse çalardı. Bir de bu çeşit dersler belli not ortalamasını tutturan öğrencilerin seçmeli dersleriydi, seçimlik dersleriydi. Yani bu dersleri seçebiliyordunuz. Herkesin alması şart olmayabiliyordu. O yüzden müthiş bir şey. Yani birden mesela lise 3'te Shakespeare dersi veriliyor. Yani şey dersleri var zaten. Bir edebiyat dersleri var. Edebiyat tarihini şey olarak okuyoruz. Ama ayrıca Shakespeare diye bir ders ve Shakespeare'in trajedileri. Mesela işte Romeo Juliet'le başlayıp Romeo Juliet, Hamlet, Macbeth, Otello, Kral Lear ve bütün o oyunları oynamış ünlü oyuncuların plaklarını çalarak oynuyor. Yahut Otello'yu derse rol vererek öğrencilere, işte kimisi Iago oluyor, kimisi Otello oluyor. Hatta Desdemona olan erkek arkadaşlar da vardı. O dersleri öyle müthiş bir keyifle, büyük bir zevkle okuduk. Zaten Hamlet daha ortaokuldayken müthiş bir şey kazanmıştı. Yani Laurence Olivier'in Hamlet filmi Türkiye'de de gösteriliyordu. Ve birçok arkadaşlar işte şeyi, To Be or Not To Be'yi ezbere biliyorlardı. Yahut işte biz Profesör McNeil ile Shakespeare dersi okurken işte Hamlet'in tiratlarını, değişik tiratlarını ezbere biliyorduk filan. Böyle bir şey. Tabii bir de Robert Kolej'de müthiş bir tiyatro geleneği vardı. Yani öğrencilerin bir tiyatro kulüpleri vardı. Hem ortaokulda başlayan bir şey bu. Fakat liseye geçtiğiniz zaman bayağı önemli oyunları İngilizce ve Türkçe. Yani her Cumhuriyet Bayramı'nda ve yıl sonunda bir Türkçe oyun oynanırdı. Bir Robert Kolej'de, bir de Kız Koleji'nde. Orta okuldayken daha ilk, yani İngilizce öğrenmeye başlar başlamaz Ghost Town diye bir oyun oynamaya kalkıştık. Fakat o kadar acemiydik ki birinci perde ile ikinci perdeyi karıştırdık. Yani acemilik bir taraftan da daha öğretici oluyor. Yani neler yapmamanız gerektiğini, yani nasıl çalışır. Sonra Drakula'yı falan oynadık ve başarılı olduk. Ama liseye geçtiğimiz zaman lisedeki arkadaşlar
bayağı doğru dürüst oyunlar oynuyorlardı. Yani mesela biz lisedeyken Genco Erkal ortaokulda şeyi Venedik tacirini filan oynamışlardı. Spiro Kostov diye bir parlak arkadaş vardı onların. Daha sonra onlar, yani biz mezun olduktan sonra onlar daha başarılı oyunlar oynadılar ve profesörlüğe geçtiler. Ben de epeyce meraklıydım oyun oynamaya ama bu aktörlüğün bana göre olmadığını anladım. Yani lisede son başrollerde oynadıktan sonra mesela Köşe Başında Kahveciyi oynadım, hiç unutamıyorum. Harika bir roldü o. Sonra mesela Jean Anou'nun Antigone'unu, orada Creon'u oynadım. Yani böyle şeyler, böyle numaralarımız da vardı. Böyle bir çeşit daha sonra profesyonel hayata geçmek için işte daha sonra neler çıktığını biliyorsunuz. Yani Haldun Dorman mesela, ben hazırlıktayken o son lise son sınıftaydı. Ve o yıllarda şeyi oynamışlardı onlar. 12. Geceyi oynamıştı. Haldun Dorman, Sir Andrew Safran Surat diye çevirmişti Avni Divda. Yani o yıllarda Ankara'da Renato Mordo diye bir İtalyan yönetmen Devlet Tiyatrosu'nda şeyi sahneye koymuştu. 12. Geceyi. Şimdi Robert Kolej'deyken bir taraftan bu dersler aracılığıyla, dünya edebiyatıyla tanışıyoruz. Yani mesela diyelim ki lise 1'de işte İlyada mitoloji okunuyor. Lise 2'de Amerikan edebiyatı okunuyor. Lise 3'te dünya edebiyatı okunuyor. Yani şeyden başlayarak Rabüleler filan, yani Fransızlar yahut Alman edebiyatından, Avrupa edebiyatından şeyler. Lise son sınıfta da, yani 4. sınıfta da İngiliz edebiyatı okunuyor. Ve bu dersleri okutan Hilary Sumner Boyd diye bir öğretmen. Yani Profesör McNeil ne kadar parlak bir Shakespeare öğretmeni ise, musiki tarihi öğretmeni ise, Hilary Sumner Boyd da dünya edebiyatını o kadar iyi bilen, işte Oxford'lu öğretmendi. O da o dersleri veriyordu. Ayrıca meraklısı varsa onlara Yunan ve Latin edebiyatı diye bir özel seçmelik ders veriyordu. Çünkü çok iyi Latince biliyordu. Yani mesela biraz içkici bir hocamızdı bu. Sarhoş olduğu zaman Catullus'u ezbere okuyan bir marifeti de vardı. Yani bütün bunlarla yetişirken bir taraftan da bu benim tiyatro merakım devam etti. Yani şehir tiyatrosundan vazgeçmedim, şehir tiyatrosunun oyunlarını izlemekten. Yetmiyormuş gibi 1949'da Ankara'da Devlet Tiyatrosu kuruldu. Yani Devlet Tiyatrosu daha önce tatbikat sahnesi adıyla takım temsiller veriyordu. Yani ilk mezunlar, Salih Canarlar, Ragıp Haykırlar, Yıldız Kenterler, Melek Ökte, Melek Gün, Muazzez İlgin, sonra Muazzez Kurdoğlu olan o hanım, Cüneyt Gökçer. Bütün bunlar şey olarak, tatbikat sahnesi olarak da temsiller veriyorlardı. Ve arada bir İstanbul'a geliyorlardı. Mesela İstanbul'da gelip Eminönü Halk Evi'nde On Zivi'nin Anasının Kuzusu diye bir Rus oyunu oynadıklarını hatırlıyorum. Yani o yahut gene Goldoni'nin Otelci Kadın adlı bir oyununu orada seyrettiğimi hatırlıyorum. Şimdi 49'da Devlet Tiyatrosu kurulunca ve Muhsin Ertuğrul Devlet Tiyatrosu başına genel müdür olarak tayin edilince şehir tiyatrosu yetim kaldı bir çeşit. Max Meinecke diye bir Avusturyalı yönetmen geldi ve
Shakespeare geleneğini o fırtına oyunuyla devam ettirdi. Ama ondan sonra da o gelenek biraz tavsamaya başladı. Yani artık Shakespeare'le başlamaz oldu şehir tiyatroları. Yani fırsat buldukça gene Shakespeare koyuyorlardı ama Muhsin Ertuğrul Ankara'ya gitmişti. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun başındaydı. Ve Küçük Tiyatro diye bir tiyatro açıldı Ankara'da. Ertesi yıl Büyük Tiyatro açıldı. Tabii biz durur muyuz? Bahar tatillerinde Ankara'ya oyun seyretmeye gitmeye başladık birkaç arkadaş. Mesela o yıllarda Satıcı'nın Ölümü seyrettiğimiz unutulmaz oyunlardan biriydi. Yahut Ölü Kraliçe, Monterla'nın Ölü Kraliçesi. Ve o oyuncuları seyrettiğimiz zaman tabii gelip onların taklidini yapardık. Yani onlar gibi konuşmaya çalışıp, onların sesiyle falan. Tabii daha önce İstanbul'da Cyrano de Bergerac efsane bir temsil olarak 1948-49'da galiba. Yani orta ikideyken biz Cyrano de Bergerac'ı seyretmiştik ve bütün tiratları biliyorduk. İşte baladın sonunda bitik tiraşı. Abi de ne günleri gezilir. Bütün yani o şeyleri marifet şiire koyup kamera yıldızları aşka getirmek midir evde kalmış kızları sözleri hep şeyden Cyrano'dan ezberimizde kalan şeylerdi. Yani bayağı hem de Hüseyin Kemal'in sesiyle böyle Cyrano rolleri oynardık. Yani tiyatro sevgisi böyle devam etti ve Muhsin Ertuğrul'un şeye gitmesiyle, Ankara'ya gitmesiyle bu sefer Ankara'ya da gider olduk. Ama Muhsin Ertuğrul 1950 yılında Demokrat Parti iktidara gelince ve Tevfik İleri diye bir herifin aşerif Milli Eğitim Bakanı olunca onunla anlaşamadı ve şapkasını alıp terk etti şeyi, Devlet Tiyatrosu'nu. Geldi İstanbul'da Küçük Sahne'yi kurdu. Bu sefer Küçük Sahne heyecan verici bir tiyatro şeyi oldu, yuvası oldu. Ve orada şeyi oynadılar. Ankara'da Fareler ve İnsanlar oynamışlardı. Nuri Altınok'la Asuman Korat. Bu sefer Nuri Altınok İstanbul'a gelip Fareler ve İnsanları oynadı. Asuman Korat'ını önce Şükran Güngör oynamıştı. Ertesi yıl Asuman Korat gelip oynadı. Nuri Altınok'un rolünü de Hadi Agah Hün oynadı. Yani böyle değişerek ve şeyde Küçük Sahne'de yepyeni bir canlılık getirdi İstanbul Tiyatrosu'na. Hatta ben 53'te İngiltere'ye gittiğimde Muhsin Ertuğrul Kadın Hamlet Nur Sabuncu'yla bir Hamlet sahneye koydu orada. Şimdi Robert Koleş hikayesi 53'te bitti. Yani orayı da kapadık ve üniversite şeyi başladı. Üniversiteye gideceğim. Biz lise 1'deyken lise 4'te olan arkadaşlardan Nur Yalman, İlham Dilman, İbrahim Öngüt İngiltere'ye gittiler. Cambridge'e kabul edildiler. Ve biri Nur antropoloji, İlham Dilman felsefe, İbrahim Öngüt de felsefe şeyi iktisat okumak üzere oraya gittiler. Lise 1'deyken ben Nur Yalman'ın Pirandello'nun 4. Henry oyununda mızrak tutan şeylerden, figüranlardan birini oynamıştım. Yani şeyde Pirandello'nun Enrico Quattro oyununda oynamıştım. Oradan bir dostluğumuz var. Bir de İzlerimiz diye bir edebiyat dergisi çıkıyor kolejde. İşte o İzlerimiz'de şiirlerim yayınlanmaya başlamıştı. Nur Yalman'la bir arkadaşlığımız var. Abi, kardeş arkadaşlığı. O kadar memnun kalmış ki Cambridge'den
Eğer üniversiteye gideceksen başka bir yere gidemezsin, buraya geleceksin falan diye mektuplar yazıyor bana. Sonunda lise 4'e geldiğimde benim oraya kabul edilmem için işte şeyler geldi. Ben başvuruda bulundum. Girebilmem için giriş sınavı gönderdiler mühürlü zarflar içinde. Ne okuyacağım? Evdekileri ancak iktisat okuyabilirsem razı edebilirim. Yani edebiyat okumaya gitmek istiyorum diyemedim. Zaten amcamın bir takım işleri vardı ve benim üniversite okumamı bile istemiyordu. Yani hemen şeyi de bitirdim, işte koleji de bitirdim. Gel benimle çalış falan gibi öyle parlak fikirleri vardı. Fakat babam şey yaptı, pasaport çıkartmama yardım etti ve Cambridge'den sınav gönderdiler. 3 giriş sınavına şey yaptım, İngiliz tarihi, genel bilgi ve bir de bir deneme. Tesadüfen deneme konusu iyi bir konuydu. Tiyatroda şiir. T.S. Eliot filan gibi şairlerle tanışmıştık artık şeyde. Lise yıllarında bütün önemli yazarlarla o yazarlar hakkında tez yazmamız gerekiyordu. Hatta ben son sınıfta Joyce'la ilgili bir bitirme tezi yazdım. Portrait of the Artist as a Young Man'le Stephen Hero'yu karşılaştıran böyle bir tez. T.S. Eliot'un o kitabını da biliyordum, Poetic Drama kitabını. Ya, öyle bir deneme benim rahatça kabul edilmeme sebep oldu sanıyorum. Yoksa yani genel bilgi ve İngiliz tarihinden fazla parlak bir şey yazdığımı sanmıyorum. Kabul edildim. Kabul edildim ve iktisat okumaya gittim İngiltere'ye. Fakat oradaki arkadaşlar dediler ki ya burada İngiliz edebiyatı o kadar iyi ki, dünyanın en iyi İngiliz edebiyatı bölümü burada. Sen gel İngiliz edebiyatı oku. Dedim ya onu kabul ederler mi acaba falan. Konuş dediler şeyinde. Danışman hocamla. Danışman hocam da çok iyi bir tarihçiydi. 17. yüzyıl tarihçisi bir adam. Böyle bir dedim, böyle bir niyetim var, ne dersiniz? O harika bir fikir dedi, çok iyi olur dedi. Yani Türkiye'den gelip de burada İngiliz edebiyatı okumak harika bir fikir. Şeyle konuş dedi bu sefer, İngiliz edebiyatı danışmanı hocamla konuş dedi. O da Robert Kolej'de neler okudunuz diye sorunca anlattım, tamam dedi. Böylece ben iktisat okumaktan vazgeçtim. Çünkü şeye hazırlanıyordum, işte Marshall'ın kitapları almıştım, Keynes, işte John Robinson var, bütün büyük iktisatçılar orada, herkes orada. Yani onlarla iktisat okuyacağım ve iktisatçı olacağım. Kim bilir ne kadar daha hayırlı olurmuş. Ama İngiliz edebiyatı okumaya karar verdim ve tabii eve yazmadım. 6 ay sonra babama bir mektup yazdım. Dedim ki böyle böyle ben buraya iktisat okumaya geldim ama işte fikrim değişti. Neyse babam hiç şey yapmadı. Bir olay çıkarmadı. Evlatlıktan reddetmedi. Ve devam ettik bu konuda çalışmaya, okumaya. Ama Kazım Taşkent sizi uyardı. Ertesi yıl, ikinci yılda Kazım Taşkent'in oğlu da orada mühendislik okumaya geldi. Çok sevimli bir çocuk. İsviçre'den geldi. Orada bir okuldan geldi falan. Arada bir mühendislik laboratuvarıyla bizim kolejin şeyi yakın. Arada bir bana kahve içmeye geliyor falan. Fakat Serseri Meşrep çok sevimli ama playboy bir tarafı da var. Arabası var falan. Ama kahve arkadaşlığımız var. Bir gün geldi dedi ki babam geliyor dedi.
bir yemek yiyeceğiz beraber dedi. Yani mazmut bir arkadaşıyla babasını tanıştırmak istiyor herhalde. Benim de mazmut bir insan olarak gördü herhalde. Ve işte Cambridge'in en iyi lokantasında yer ayırtmış. Kutsi Beydeş'le beraber Kazım Taşkent geldi. Lokantada buluştuk. Evladım ne okuyorsunuz dedi. İngiliz edebiyatı. Aç kalacaksınız dedi. Ben de aynı sesle biliyorum dedi. Ben öyle cevap verince çok mahcup oldu Kazım Bey. Bütün yemekte benden özür diledi. İşte evladım öyle demek istemedim. İşte ben de edebiyatı çok severim işte filan falan. Çünkü adam galiba İsviçre'de filan okumuş yani öyle şey bir adam değil. Yani bir Sakıp Sabancı değil mesela ama... Özür diledi bütün yemek boyunca. Onu da atlattık, o vartayı da atlattık. Tabii Cambridge'de Robert Collins'den sonra bu sefer bütün o neredeyse kolejde yararlandığımız kitapların yazarları öğretmenlerimiz, hocalarımız yani şey olarak... Onların yazdıkları kitaplardan birçok şeyi öğrenmiştik. Baktık karşımızda onlar ders veriyorlar. F.R. Lewis diye bir çok önemli bir eleştirmen var. Yani 1933'ten 53'e kadar Scrutiny diye bir eleştiri dergisi çıkarmış. Ve en önemli işte İngiliz edebiyatı eleştirmenlerinin yazıları var o şeyde. Ama her yerde olduğu gibi orada da bu adamla anlaşamayan, geçinemeyen ve bu yüzden adama gereken mevkiyi vermeyen bir yönetim, bir İngiliz Edebiyatı bölümü var. Yani adam mesela birçok profesörün hocası ama profesörlük şeyi vermediler şey yapıncaya kadar, emekli oluncaya kadar. Fakat tabii bütün oraya gelip İngiliz Edebiyatı okumak isteyenler onun ayrıca özel seminerlerine de giderlerdi. Yani onun yetiştirdiği bir sürü insan yetişti oradan. Ve onun eleştiri anlayışı, yani uygulamalı eleştiri anlayışı bir anlamda İngiltere'deki edebiyat öğretimini değiştirdi. Bir çeşit devrim yarattı sanıyorum. Şeye karşıydı çünkü yani Londra'daki o Times Literary Supplement gibi edebiyat dergisi. Yani kurulu düzenin edebiyat anlayışına karşı bir tarafı vardı. O yüzden mesela C.P. Snow'la ilgili daha sonra müthiş bir şeyi çıktı. Yani sevilmeyen bir tarafı da vardı bu adamın. Ama biraz da o yüzden İngiliz Edebiyatı okumaya gelenler onun yüzünden gelirlerdi kendince. O yüzden de ben onun hiçbir dersini kaçırmadım neredeyse. Yani bütün derslerine gittim. Ne öğrendiğimi sorsanız size tabii doğru dürüst cevap veremem şimdi ama hiç de pişman değilim. Gene onun dışında tabii oradaki şey, oradaki bir yöntem her hafta konunuzla ilgili yani yıl sonunda sınavına gireceğiniz konuya sizi hazırlayan bir deneme yazmanız gerekiyordu. Yani haftada bir deneme yazmanız gerekiyor. Ve bunu yapmak için de her hafta görüşmeniz gereken bir tutor yahut supervisor denilen bir danışman hocanız oluyor. O size belli bir konu veriyor. Siz o konu için hangi kitaplardan yararlanacağınızı öğreniyorsunuz. Gidip kütüphaneden o kitapları alıyorsunuz ve ders devamı mecburiyeti yok yani. Gidip de yoklama falan yapılmıyor. Herkes cübbesini giyip derslere giriyor. Evet, cübbe hikayesi de vardı o zaman. Yani
derslere cübbeyle giriyorduk. Hava kararınca cübbesiz sokaklarda dolaşamıyorduk. Yakalanırsanız ceza şey yapıyorlardı. Hatta ben son yılıma kadar hiç yakalanmadım. Fakat son yıl imtihanlardan sonra, sınavlardan sonra hava geç de karardı ama şeye giderken yani sokakta yakalandım şeye. Sokakta şeyler dolaşıyor. Kolej şeyin üniversitenin görevlendirdiği hocalar oluyor. Hocalar işte hem başlarında o cap and gown dedikleri cübbede oluyor. Yanlarında da iki silindir şapkalı bulldog dedikleri kolej bekçileri oluyor. Onlar böyle şey gibi, zaptiye gibi dolaşıyorlar sokaklarda. Ve eğer şeyiniz yoksa, cübbeniz yoksa ve öğrenciye benziyorsanız sizi durduruyorlar. Ve hangi kolejden olduğunuzu soruyorlar. Adınızı alıyorlar. Sonra şey koleje gidince bakıyorsunuz, şu saatte gelin beni görün diye ceza kesmek üzere. Gidiyorsunuz, onu hangi kolejin hocasıysa gidiyorsunuz, buluyorsunuz ve size soruyor. Niçin şey yapmıyorsunuz falan diye. Ben gittiğimde Türk olduğumu öğrenince, sizin orada böyle saçma sapan şeyler yok değil mi? Yani o da bu hikayenin biraz artık çağ dışı olduğunun farkındaydı. Ama bu böyle şeyler yaşanıyor. Yani bu oranın belki de tuzu biberi. Onun dışında tabii çok önemli olumlu yanları vardı. Cambridge'in, Oxford'un, yani o eski üniversitelerin. Çünkü bu üniversiteler 12. 13. yüzyılda kurulmuş üniversiteler. Yani bizim mesela benim kolejim 1284 tarihinde kurulmuş. En eski kolejidir Peterhouse. Ve bir sürü önemli insanlar da oradan yetişmiş. Yani mesela birçok tiyatro kulübü var Cambridge'de. Bir tanesinin adı Marlowe Society. Çünkü Christopher Marlowe orada Corpus Christi Koleji'nde okumuş. Marlowe Society her yıl iki çok önemli oyun sahneye koyuyor. Genellikle Shakespeare oyunları. Benim gittiğim ilk yıl bizim sınıftan bir öğrenci Kral Lear'i oynadı. Yani Kral Lear'i oynayacak yetenekte bir öğrenciydi. Son sömestrede de Atinalı Timon'u oynadı. Gene aynı oyuncu. İkinci yıl artık üniversitede değildi. Çünkü o üniversiteden yetişmiş olan Peter Hall diye bir yönetmen Godot'u beklerken sahneye koyuyordu Londra'da. Ve bizim Peter Woodthorpe orada Estragon'u oynamak üzere profesyonel oldu. Yani daha üniversiteyi bitirmeden profesyonel olan oyuncular da çıkıyor orada. Çok köklü bir tiyatro geleneği vardı Cambridge'in. John Barton diye oradan yetişmiş bir Shakespeare uzmanı bir hoca vardı. Bu bütün bu Christopher Marlowe'un oyunlarını genellikle o sahneye koyardı. Peter Hall dediğimiz ve daha sonra Royal Shakespeare'in kurucularından ve Laurence Olivier'den sonra Devlet Tiyatrosu'nun, National Theatre'ın başına gelen Peter Hall da benden bir iki yıl önce mezun olmuştu. Yani hala onun rüzgarı esiyordu orada. O 1959'da daha 28 yaşlarındayken Stratford upon Avon'daki Shakespeare tiyatrosunun yöneticiliğini buna teklif ediyorlar. O da diyor ki ben bu görevi kabul ederim ama bana Londra'da da bir tiyatro açacaksınız. Yani Londra'da da bir tiyatromuz olacak.
Ayrıca ben Peter Brook'la da çalışmak istiyorum. Yani bir yerleşik bir kadro oluşturacağım. 10-15 kişilik. Öbür roller için her yıl gereken oyuncuları şey yapacağız. Görevlendireceğiz ama bunu yapacağız. Bir de Londra'da bir tiyatromuz olacak. Hem buradaki başarılı Shakespeare oyunlarımızı orada oynayacağız. Hem de orada ayrıca başka klasikler ve modern oyunlar oynayacağız. Yani buradaki oyuncuların sadece Shakespeare oynayarak sıkılmamaları için arada bir öyle değişik oyunlarda oynamalarını da sağlamış olacağız diye işe girişen birisi. Bu daha önce yani o işe girmeden Londra'da yani Cambridge'den sonra, Cambridge'de öğrenciyken de birçok önemli oyunlar sahneye koymuş ve oradan hemen profesyonel olmuş. Londra'da rejisörlüğe başlamış. Ve şeyi de bu bizim sınıftaki arkadaşı da Godot'u beklerken de sahneye görevlendirmiş ve Gogo'yu oynatmış, Estragon'u. Fakat hoşuma giden şeylerden biri, Godot'u beklerken oyunu Türkiye'de İngiltere'den daha önce oynanmış. Yani 53'te Paris'te oynayan bir oyun, Beckett'in Fransızca olarak yazdığı ve Fransızca oynanıyor önce. Sonra kendisi İngilizce'ye çeviriyor ve herhalde Fransa'da oynarken Muhsin Ertuğrul duyuyor böyle bir oyunun olay yarattığını ve küçük sahnede oynanıyor Godot'u beklerken. Ben o sırada burada değildim, onun için o oyunu görmedim. Ama tabii küçük sahnede oynarken hemen bir hafta içinde polis bu komünist propagandasıdır diye kaldırıyorlar. Ama gene de İngiltere'den önce oynanmış olması bizim lehimize bir iyi not olarak kayda geçmeli. Şimdi yani Cambridge'de bir taraftan İngiliz edebiyatını öğrenmeye çalışıyorum. İngiliz edebiyatının içindeyim. Çok ilginç hocalar var. O ilginç hocalar yani sanki şey Alice Harikalar diyarında gibi hissediyorum kendimi. Yani ne bileyim bir hoca James Joyce'la ilgili bir ders veriyor. Yani dersin adı Joyce. Bir hoca Yeats hakkında ders veriyor. Dersin adı Yeats. Yani böyle özel dersler var. Şey dışında. Yani Shakespeare falan gibi daha harca alem yazarlar ötesinde. Böyle çok önemli hocaların bu konularda ders vermeleri. Çok mesela bu Joyce dersi veren Richard Hogarth benim Türk olduğumu öğrenince yahu dedi gel de şu Finnegan's Wake'de hangi Türkçe kelimeler var bir araştıralım dedi. Gittim. Karıştırdık pek başarılı olamadık. Çok sonra BBC'ye girip çalışmaya başlayınca Türkçe bölümünde Feyyaz Kayacan Finnegan's Wake'de Gokgurledi diye bir Türkçe laf var dedi. Sen dedi bilmiyorsun dedi. Meğer varmış Gokgurledi diye bir laf. Ama o fırsatı kaçırdık. Yani ben bulsaydım hangi Türkçe kelimeler var Finnegan's Wake'de bir makale yazmış olacaktık Richard Hogarth'la beraber. Onun dışında diyelim ki şey mesela Tom Henn diye bir hoca Shakespeare dersi veriyor. Yani yalnız her yıl 2 yıl üst üste Shakespeare dersi vardı ve her yıl 3 oyun seçiliyor şey olarak. Didik didik edilmek üzere yani. Tabii Shakespeare'in bütün oyunlarını okumanız zaten bekleniyor sizden ama her yıl 3 özel oyun hakkında böyle şeyine kadar araştırma yapan hocalar var. Başka bir hoca
neredeyse oynayarak Shakespeare anlatıyor. Böyle şeyi mesela Troilus ile Krista'yı anlatırken oradaki Thersites rolünü Groucho Marx gibi şey yaparak, Groucho Marx'ı taklit ederek anlatıyor dersi. Yani çok zevkli, dersler çok zevkliydi. Yani tiyatroya gider gibi, tiyatro seyreder gibi o efsane hocaları derslerine gidiyordum. Bu arada bir takım özel konferanslar da oluyor. Mesela Clark Lectures diye her yıl ikinci dönemde ünlü bir yazar gelip bir dizi konferans verir. Mesela benim ilk yılımda Robert Graves, Crowning Privilege diye daha sonra kitap olarak yayınladığı bir dizi konferans verdi. Ve daha çok romantik İngiliz şairlerini ele aldığı bir dizi konferanstı bu. İşte Wordsworth, Coleridge, Byron, bunların hepsi Cambridge'de okumuş şairler. Ve bunların aleyhinde konuşuyor. Baktı ki böyle öğrenciler, dinleyicilerin suratlarında bir ekşilik var. Ne kızıyorsunuz dedi, bunlar sizin şairleriniz dedi. O Oxford'u çünkü şey, Robert Graves. Bir de böyle bir Oxford ve Cambridge şeyi vardır. Efsanevi Galatasaray-Fenerbahçe gibi rekabeti vardır. Onlar öbür üniversiteye öteki yer derler. The other place. Cehennem anlamında. Sanki birbirlerini hiç sevmezler. Hep kendilerini öbüründen daha üstün görürler. Tabii bu da bir şey, bir çeşit züppelik. Yani onların züppeliği. Ama İngiltere'nin geri kalanı da onlara Oxbridge demiyor. Oxbridge zaten şey o, yani birlikte bir kulüpleri de var. Yani Oxbridge, yani hem o onlara tabii başkaları onların bu züppeliğini Oxbridge adıyla şey yapıyorlar. Onların ama şeyden de yararlanıyorlar. Yani ondan da çok hoşlanıyorlar şey gibi. Burada da işte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin kulüpleri falan, adaları madaları var ya. Todoru'yu bile Fenerbahçeliler şey yapmışlar yani, düşünün. Fakat bizi alıyorlar yani, bizi dışlamıyor. Yani Beşiktaşlılar bile gidebiliyor şey oraya. Şimdi bu edebiyat, tiyatro, tabii sinemayı da es geçmeyelim. Çünkü sinema kültürü içinde öyle bir yerde bulunmak inanılmaz bir nimet. Şehirde 4-5 tane sinema var ve özellikle iki sinema haftada iki defa program değiştiriyor ve ikişer klasik film gösteriyor. Yani bütün sinema tarihinin klasiklerini orada görmeniz mümkün. Onun dışında bir de şey var, sinema kulübü var. Öğrencilerin sinema kulübü var. Pazar günleri de saat 11'de onlar bir film gösteriyorlar. Şimdi bu çok ilginç bir değişime sebep oldu, böyle bir olayın olması. İngiliz bir arkadaşım var benimle aynı şeye, supervisor'a giden Richard Martin diye bir arkadaşım var. Bu ilk yıl bana hiç yüz vermiyordu yani. Türk nereden gelmiş, Allah'ın kürosu, İngilizce edebiyatı okuyor filan diye. Fakat ertesi yıl babam bana şey gönderirdi. Yani o sırada erzak bir parsel yiyecek filan, pastırma, bilmem balık yumurtası, bir şişe de rakı. Şimdi tabii ben rakı sofrasını kuruyorum. İlk yıl bu Richard Martin hiç yoktu etrafta. Ertesi yıl ben buna rakı içmeyi öğrettim. Bu her pazar ben sinema kulübüne gidiyordum. O şeye gidiyordu, kiliseye gidiyordu. Ertesi yıl kiliseyi falan bıraktı. Hem sinema kulübüne gelir oldu, hem rakıya alıştı. Ben buna dedim bir de türkü öğreteyim. Yeşil baş ördek olsam su içmem. Ne zaman Londra'dan bir Türk arkadaş gelse
Richard Martin'i de çağırıyordum. Richard diyordum, şunlara bir yeşil başlı ördek olsam türküsünü söyle. Böyle çocuk o kadar rahatladı ki. O kadar yani neredeyse yani Müslüman olacaktı. Fakat yani sonunda diplomasını alırken bana da çok şey yaptı, çok teşekkür etti. Sayende dedi yani ben de birçok şeyden kurtulmuş oldum. Sinema hikayesi ve tiyatro yani kültürünün gelişmesi. Hem şeyde Cambridge'de öğrencilerin tiyatro çalışmaları çok ilginç. Hepsi çok güzel oyunlar seçiyorlar ve Ibsen, Chekhov, bilmem Bernard Shaw, Strindberg yahut daha başka daha avantgard şeyler yahut klasikler. Yani, ve içlerinde daha sonra profesyonel olan bir sürü arkadaş çıktı. O sırada İngiltere'de de tiyatro son derece orta sınıf. Tam bir burjuva tiyatrosu var. Yani hiç doğru dürüst bir oyun yazarları yok gibi neredeyse. Yani T.S. Eliot var ki T.S. Eliot da çok parlak bir oyun yazarı olarak yani tartışılabilir. Yani şeyi manzum tiyatroyu yeniden canlandırmak istiyor. Ama işte Cocktail Party'yi belki duymuşsunuzdur. Bülent Ecevit'i Türkçe'ye çevirdi. Ama öbür oyunları mesela dünyanın her yerinde oynanan oyunlar değil. Yani hem belli bir sınıfı ilgilendiren oyunlar hem de dinsel konuları. Yani mesela Katedral'de cinayet oyununu burada oynasak acaba ne kadar tadına varırız tartışılabilir. Onun dışında Terence Stratigan var, bilmem Noel Coward var. Yani bir böyle şey ticari tiyatro var. 1951'de Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkma olayıyla bir Festival of Britain düzenlenmiş. Yani o bir çeşit savaş sonrası İngiltere'nin canlanması, bir takım yeni binalar yapılması, yeni girişimlerde bulunulması. Ve işte Festival Hall denilen konser salonu o yıl o sırada yapılıyor. O sırada bir tiyatro yarışması, tiyatro yazarlığı, oyun yazarlığı yarışması açılıyor. Ve John Whiting diye bir yazar birinci oluyor. Bu yarışmayı açan da Arts Theater diye bir tiyatro kulübü. Aşağı yukarı 1000 başvuru oluyor. Bu 1000 başvuru içinden 3 oyun seçiliyor. İşte birinciliği de John Whiting'in Aziz'in Günü yahut Ermiş'in Günü diye Türkçe'yi çevirebileceğimiz Saints Day diye bir oyunu kazanıyor birinciliği. Bu oyun oynandığında o kadar kötü eleştiri alıyor ki oyun 3 hafta oynadıktan sonra kaldırılıyor. Bütün önemli tiyatro eleştirmenleri aleyhte yazıyorlar. Yani anlaşılmayacak kadar kötü, bilmem çok şey filan, karanlık bir oyun filan diye. Fakat bu yazılar çıktıktan bir hafta sonra bir takım önemli tiyatro insanları, mesela Peggy Ashcroft, George Devine filan gibi yani tiyatrodan anlayan yönetmen ve oyuncular mektup yazıyorlar bu yazıları yazan eleştirmenlere. Yanılıyorsunuz, bu oyun John Webster'dan beri yazılmış en güzel oyunlardan biridir. Çok iyidir, çok şöyledir, böyledir filan diye. Anlaşılıyor ki seyirci henüz o düzeyde bir oyunu anlayacak kadar hazır değil. Ancak ertesi yıl adamın başka bir oyunu, Marching Song, Yürüyüş Türküsü diye ben Türkçe'ye çevirdim o oyunu.
Böyle bir oyun sahneleniyor Londra'da. Londra'da başlamadan önce de turnedeyken Cambridge'e geliyor bu oyun ve ben gördüm oyunu ve çok beğendim. Öğrencilerin çıkardığı bir haftalık dergi vardı. Orada da çok güzel bir eleştiri yazısı çıktı. Bir hafta sonra da John White'in İngiliz Edebiyatı Kulübü'ne konuşmaya geldi. Adamı dinledik falan. Adam pırıl pırıl, çok parlak, çok harika bir adam. Öğrencilerden biri sordu, dedi ki, sizin bu oyunlarınız ilginç oyunlara benziyor. Nasıl bulabiliriz, nasıl okuyabiliriz? Almanca biliyorsanız dedi, Almanca'ya çevrildi dedi. Meğer Almanlar keşfetmiş adamın iyi bir oyun yazar olduğunu ve çevirmişler, oynamışlar. Ben de aklıma koydum, yani bir fırsat olursa bu oyunu çeviririm belki Türkiye'de oynar falan diye. Tesadüfen Türkiye'ye döndüğümde 57 yılında Cumhuriyet'te Muhsin Ertuğrul'un bir yazısını okudum. Nasıl ki İngiliz tiyatrosu John Whiting'siz düşünülemezse diye bir Allah Allah. Ya, İngiltere'de bir adamı şey yapmıyorlar, doğru dürüst değerlendirmiyorlar. Muhsin Ertuğrul nereden biliyor filan? Herhalde dedim Almanya'dan. Her neyse. Fakat bu ikinci oyunda öyle ticari bir başarı olmadı. Derken 56'da o yıllarda bu İngiltere'deki bu durağanlığa karşı bir şeyler yapmak isteyen bir takım tiyatro sanatçıları, George Devine diye bir yönetmen, English Stage Company diye bir tiyatro topluluğu kurdu ve yazarlara, yani romancılara filan oyunlar ısmarladı. Yani biraz edebiyat, tiyatroda edebiyatın ateşi de ısıtsın ortalığı diye. Ve o topluluk 1956'nın Mayıs yahut Haziran ayında yahut Temmuz'unda, yani yaza doğru Öfke diye Türkçe'ye çevrilen Look Back in Anger diye bir oyun sahneye koydu. Ve bu oyun bir bomba gibi birdenbire bir tiyatro olayı yarattı. Birdenbire genç seyirciler, yani tiyatro genç seyircilerine kavuştu. Yani o zamana kadar daha çok orta yaşlı seyircilerin şey yaptığı, rağbet ettiği bir tiyatro anlayışı yerini genç öfkeli bir kuşağın şeyi olarak yücelttiği, benimsediği ve alkışladığı bir tiyatro olayı yarattı. Ben de tesadüfen o yıllarda oradaydım ve o oyunu gördüm. Gerçekten çok heyecan verici bir şeydi. Aynı yıllarda bu genç kuşak, öfkeli genç kuşak, sinemada da bir hareket başlattı. Free sinema, özgür sinema diye bir akım başladı. Lindsay Anderson diye bir daha çok eleştiri yazılarından tanıdığım birisi, belgesel filmleriyle ortaya çıktı ve Noel Dışında Her Gün diye bir belgesel filmde bir olay yarattı. Noel Dışında Her Gün, hale kamyonlarla sebze, yiyecek getiren kamyoncuların İngiltere'de şeyde Covent Garden denilen bir yerde neredeyse bir şey, hal gibi bir yer var. Bütün kamyonlar oraya geliyorlar ve sabaha kadar oradaki kahvelerde işte konuşuyorlar, şey yapıyorlar. Onların hayatını anlatan, yani birdenbire sinemada da pek alışkın olmadığımız bir sınıfı canlandıran bir belgesel filmler. Lindsay Anderson ile birlikte Karel Reis diye bir yönetmen çıktı. İşte Saturday Night Sunday Morning diye, Cumartesi Gecesi Pazar Sabahı diye bir film. Yani bir takım genç yönetmenler işçi sınıfının hayatını da
şeyde perdede canlandıran filmler yapmaya başladılar. Derken Öfkeli Genç Kuşak romanda işte Lucky Jim, bilmem başka yazarların şeyiyle, romanlarıyla bir hareket yarattı. Böyle bir kuşak çıktı ortaya. Bunların sözcülüğünü yapanlardan biri de Kenneth Tynan adlı bir tiyatro eleştirmeniydi. O işte hem bu öfkeli genç John Osborne'u, yani öfkeli şeyi, öfkeyi yazan yazarı, hem daha sonra benzer oyunlar yazan yazarları yöneltti ve Brecht'in İngiltere'de tanınmasına yardımcı oldu. Şiir konusunda gene bir şey yaşıyordu İngiltere. Yani Yeats'ten sonra hemen hemen sanki çok önemli şair yokmuş. Eliot Amerika'dan gelmiş bir şair olarak, İngilizleşmiş bir şair olarak. Eliot tabii en önemli şair sayılıyordu. Onunla birlikte 30'larda Auden, Spender, MacNeice gibi şairler vardı. Fakat 40'larda Dylan Thomas diye birisi çıktı. Ve Dylan Thomas da bir şey gibi, saman alevi gibi çok önemli bir şair olarak benimsendi. Özellikle onun şeyde radyoda yaptığı programlar, yani BBC'deki programları çok ilgi görüyordu. Fakat 50'lere geldiğimizde şeye karşı, 53'te zaten Dylan Thomas öldü. Yani şeyden, içkiden, New York'ta bir otelde öldü. Ben o günü hiç unutmuyorum çünkü derste bir hocamız bize bu haberi verdi. Yani biz hepimiz böyle Dylan Thomas'ı plaklarını dinliyorduk. Radyodan çok şeyler öğreniyorduk onun şiirlerini. Onun yazdığı radyo oyunlarını dinliyorduk. Böyle bir ölüm haberiyle büyük bir sarsıntı geçirdik ama arkasından kimdi yaşayan önemli şairler? The Movement diye bir akım. Yani 50'lerin şairleri. İşte Philip Larkin diye daha sonra çok önemsenen bir şair var. Romancı olarak ün yapan Kingsley Amis şiir de yazıyordu. John Wayne diye birisi şiir yazıyordu. Yani çok şey yapmayan, çok gürültü koparmayan, yani sanki yavaş sesli bir şiir, böyle terbiyeli, edepli bir şiir akımı varmış gibi. Böyle bir şiir şeyi vardı. Fakat bizim öğrenciler arasında, yani benden iki sınıf büyük olarak, Ted Hughes diye de bir şair vardı. Ted Hughes onlardan biraz daha başkaydı. Daha kanlı canlı, daha halktan, daha böyle D.H. Lawrence'ın hayat dolu şeyini, yaklaşımını dile getiren şiirler yazıyordu. Ve ben birinci sınıftayken üniversitede, o bitirmek üzereydi, üçüncü sınıftaydı. Ve şair olarak da biliyorduk, yani karşılaşıyorduk. Bir dostluğumuz yoktu ama yani aynı partilerde bulunmuştuk. O sonra mezun oldu. Ve mezun olmadan bir takım şiirleri öğrenci dergilerinde çıkıyordu. Ben üçüncü sınıftayken Sylvia Plath diye bir öğrenciyle yan yana oturuyorduk bir derste, İbsen dersinde. Aha bir gün baktık bu Ted Hughes'la Sylvia Plath el ele dolaşıyorlar. Büyük bir aşk. Çok hoşumuza gitti. Ne güzel, ne kadar birbirlerine yakışıyorlar filan diye. Meğer Sylvia Plath da çok önemli bir şairmiş. Yani ben yanımda otururken bilseydim daha saygılı davranırdım. En azından daha saygılı davranırdım. Yani hayranlığımı söylerdim. Ama onların bir süre sonra işte biz mezun olduk. Sylvia Plath da mezun oldu ve onlar evlendiler.
Yani belki de bu konuşmayı onlar erdiler muradına, biz çıkalım kerevetine diye bitirmek de var ama gevezeliğime son vermeden bir iki şey daha anlatmak istiyorum. Çünkü o yıllarda yani Cambridge'de bu heyecan verici öğrenciliğin dışında öğrenciliğimi besleyen o kadar başka kaynaklarla karşılaştım ki yani mesela BBC'nin 3. programı diye bir program vardı. Yani radyo programı. Yani henüz televizyon o kadar şey yapmamıştı, ünlenmemişti. O kadar hayatın bir parçası haline gelmemişti. Fakat 3. program neredeyse bir üniversite öğretim programı gibi çok yüksek düzeyde programlar yapabiliyordu. Yani hem şiir, hem müzik, hem uluslararası yani halk müziği yahut ne bileyim çok önemli bir dizi konferanslar filan. Yani 3. program bile bir üniversite öğrencisinin yararlanabileceği kaynaklardan biriydi. Onun dışında tabii öfke oyununda oyunun kahramanının dalga geçtiği pazar gazeteleri var. Observer ve Sunday Times. Yani bunlar lüks gazeteler. Okur yazar takımının okuduğu gazeteler. Böyle neredeyse 50-60 sayfalık gazeteler. Ve bunların sanat ve edebiyatla ilgili bölümlerinde haftanın oyunları, filmleri, kitapları, sergileri, konserleri hakkında son derece düzeyli, yüksek düzeyde değerlendirme yazıları yazılıyor. Tabii bunları okuyorsunuz. Mesela Observer'da Kenneth Tyne'ın bir çeşit hem etkisi altında kalacağınız hem de kavga edebileceğiniz düzeyde bir tiyatro eleştirmeni. Bu arada New Statesman diye bir haftalık dergi çıkıyordu, bir solcu bir dergi. Orada da sanat eleştirileri yazan John Berger diye bir imza. Hiç başka bir sanat eleştirmenine benzemeyen bir takım yazılar yazıyor. Birden John Berger'ın okuru haline geliyorsunuz. Yani 53'te gittim İngiltere'ye ben. Ve 56-57 arasında Londra'da BBC'de Türkçe bölümünde çalıştım. Bütün o yıllar boyunca John Berger'ın yazılarını okudum. Derken bir romanı çıktı, Permanent Red diye. Romancılığıyla ilgilendim. Derken kendisinin artık İngiltere'den İsviçre'ye gittiğini, İsviçre'de Alain Taner'le işbirliği yaptığım. Alain Taner diye bir İsviçreli sinema yönetmeni film yapmaya başlamıştı ve onun senaryolarını yazıyordu John Berger. Yani ben bu adamla muhakkak tanışmalıyım diyordum. Yani adresini bulursam gidip göreyim, elini öpeyim falan diye. Öyle havada kaldı o şey. Derken döndüm Türkiye'ye, 57'de de askerliğimi yaptım, iş ararken filan. Sinemada iş arıyordum, Yeşilçam'da, bulamadım. Derken Sabahattin Bey'le tanıştım ve beni üniversiteye girmemi sağladı. 62'de 2 yıl yeniden İngiltere'ye gitme fırsatı oldu. Bir çeşit evlenerek gittim, balayı gibi böyle. Yeniden Cambridge'e gittim çünkü eşim orada bir Türkçe okutmanlığı işi buldu. Ben de doktora tezimi orada yazarım diye böyle izin de verdiler üniversiteden. Yani yeniden Cambridge'e gittim, eski üniversiteme ve bu sefer şeyim de var, master derecem de var çünkü Cambridge ve Oxford'da master derecesi almak için bir tez falan yazmanız gerekmiyor. Mezun olduktan sonra 3 yıl geçmişse
ben oldum diye bir mektup yazarsanız ya gidip başvurursanız size bir master derecesi veriyorlar. Eğer oradaysanız törenle, değilseniz mektupla gönderiyorlar. Yani master dereceniz de varsa artık hem oradaki bütün şeylerden yararlanıyorsunuz, derslerden, hem işte araştırma yapıyorsunuz filan. Böyle bir lüks içinde 62-64 arası yeniden Cambridge hayatı. Bu sefer çok şanslıydım. Çünkü hocalarım arasında Raymond Williams'la George Steiner de vardı. Yani bunlar dünya çapında kitapları olan, yani o yıllarda yeniden canlanan gençlik hareketlerinin, üniversitenin canlanması, bir çeşit politikanın canlanması olayları, bütün bunları orada yaşamak büyük bir nimetti. Başka bir şans da o yıl Noel tatili için Paris'e gitmeye karar verdik. Londra'da BBC'ye uğradım, eski çalıştığım yere. Dediler ki Yaşar Kemal burada. Telefonu var mı dedim. Yaşar dedim ya şeydesin, Londra'dan haber vermiyorsun. Ben dedi Paris'e gidiyorum. Dedim biz de Paris'e. O zaman dedi kim önce gidiyorsa öbürünü karşılasın. Ben daha önce gidiyormuşum, biz daha önce gidiyormuşuz. Dedim ben seni tarih verirsen Guardian'ı orada karşılayacağım. Ve geleceği gün gittim karşılamak için Guardian'a bekliyorum. Bir karı koca, bunlar dedim olsa olsa abi dindin öyle güzün dine olabilir. Şimdi gitsem merhaba desem polis diye korkacaklar, ürkecekler. Bekledim. Yani Yaşar Kemal gelsin, nasıl olsa o bizi tanıştırır diye. Gittim kafeye oturdum garda. Geldiler benim masama oturdular. Artık o zaman dedim ki, Yaşar'ı bekliyorsunuz değil mi dedim. Ben dedim, Mina Hanım'ın asistanıyım, korkmasınlar diye. Hemen konuşmaya başladık, ahbap olduk falan derken Yaşar geldi. İşte trenden indi Tilda ile. Abidin Bey'e sarıldı, ağladı, baba baba diye falan falan. Bütün şeylerini, artistliklerini yaptı. Yüzün Hanım'ın bir Citroen arabası vardı. Bizi bindirdi Citroen arabası. Yaşar Kemal'e bir otelde yer ayırmışlar. Otele bırakacağız Yaşar'ı. Yüzün Hanım hala şüpheli soruyor Yaşar'a. Yaşar, onlar öne oturdular. Kim bu çocuk diye soruyor. Yaşar yüksek sesle. O da bizdendir filan diye yüksek sesle şey yaptı yani, şefaat etti derken Yaşar'ı bıraktık otelini, ayrıldık. Fakat otel, bizim kaldığımız oteli de Yaşar'a söyledim, ertesi gün belirdi bu. Hemen işte iki günde bir buluşuyoruz, dolaşıyoruz Paris'te. Sonra bir gün Rue de Bussy'de Library Globe diye bir kitapçı var. Sovyet kitapları satıyor. Bir ilan. Bu cuma günü ünlü Türk şairi Nazım Hikmet burada kitaplarını ve plaklarını imzalayacaktır diye. Uçtuk tabii sevinçten. Fakat gittik. İşte Fransızca kitaplar satılıyor orada. Türkçe kitabı yoktu. Paris Maroz diye bir kitabını aldık. İşte kuyruğaydı, kalabalık. Kuyrukta bekliyoruz, sıra gelsin, imzalatacağız kitabımızı. Önümüzde Bünyamin diye bir meraklı öğrenci, sosyoloji öğrencisiymiş. Bizim merak ettiğimiz her şeyi sordu. Nazım Hikmet'e. Sor üstad, korkma diyor filan. İşte partiye bilmem ne filan. Elhamdülillah komünistim dedi. İşte nasıl geçiniyorsunuz? Dedi, şeylerin, oyunların telif ücreti dedi, şeyi var bilmem. Her şeyi yani merak ettiğimiz her şeyi şey yapmadan cevaplandırdı. Ve son derece babacan, içten, sımsıcak, çok sevindi. Neyse sıra bize geldi. Siz dedi ne yapıyorsunuz? Biz dedim işte
gönüllü dedim, Türkçe okutmanlığı yapıyor Cambridge'de. Ben de doktor, aa dedi, çocuklar dedi, dilimiz ne güzel değil mi? Öğretin şu Türkçeyi dedi, herkes dedi filan. Size iki çiçek yapayım dedi. İki çiçek yaptı, imzaladı filan. Çıktık, Yaşar Kemal dedi, ne alçak herifsin dedim. Nazım Hikmet buradaydı, bir haftada bize haber vermiyorsun dedi. Cevatcığım dedi, polis peşimizde dedi, sana kıyar mıyım dedi. Yani düşünün, polis şeyin, Nazım Hikmet'le şey yapanların peşinde falan diye. Neyse, önde atlattık. 31 Aralık 1962. Rue de la Huchette'de yürüyoruz. Ne yapacağız bu akşam, yılbaşı gecesi? Sinemaya mı gitsek, tiyatro mu? Tanıdık da yok filan. Yani Abidin Bey'le ahbaplık daha şey olmamış. Yürürken Abidin Bey Notre Dame'ın karşısında bir şeyde kalıyordu. Sokakta karşıdan Nazım Hikmet geliyor. Fethi şapkalı, uzun bir palto. Tam yanımızdan geçerken Nazım Bey diye şey yaptı, durdu. Çocuklar hala burada mısınız dedi. Dedik işte haftaya gidiyoruz, sizi de bekleriz. Kemik'e gelirseniz çok seviniriz filan. Çok dedi, çok isterim dedi gelmek ama dedi. Asıl dedi, Türkiye'de buluşsak çok özlediniz değil mi dedi. Hasret buraya kadar. Dedi ve öyle vedalaştık. Sonra tabii işte Haziran'da da ölüm haberini aldık. Fakat bu arada Abidin Bey'le de tanışmış olduk Yaşar Kemal sayesinde. Ve ertesi yaz tatil için Fransa'ya gittiğimizde Abidin Bey'e uğradık. Ve o bizim hayatımızı düzenledi. Nereye gideceğimizi, Villefranche'da nerede kalacağımızı. Bir ay sonra onların da oralara geleceğini, beraber bir şeyler ahbaplık edeceğimiz filan. Yani birdenbire creme de la creme'in arasına düşmüş olduk. Yani Abidin Bey'le tanıştık, Avni Arbaş'la tanıştık, Selim Turhan'la tanıştık orada. Ve işte Pertev Naili Bey, Niyazi Berkes, Zekeriya Sertel, Abidin Bey'in evinde bütün bu güzel insanlarla tanışmış olduk ve yani öğrencilik böylece devam etti. Hala da devam ediyor. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.